Efendim, bugün Aşure Muharrem ayın 10. günü ve Alevi inancına sahip yurttaşlarımız bugün statüsü olmayan bir yerde cemevlerinde oruçlarını açıyorlar ve matemlerini tutuyorlar. Cemevlerinin ibadethane olmaması bu parlamentonun ayıbıdır. Başta da Adalet ve Kalkınma Partilerinin ayıbıdır. Dolayısıyla bu ayıbı bugün burada kaldırabiliriz. Sayın Bakan. Sayın Bakan gitti. Hiçbir bakan yok, evet. Değerli arkadaşlar, bakın 64. hükümet programı, 64. hükümet programında şu var: geleneksel ifa merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Bu var. Bu da 65. hükümet programı, cemevleri buradan uçmuş. Yani şu andaki hükümet programında cemevleri yok. Eğer matbaaya giderken düşmemişse bu çok önemli bir siyasi, çok önemli bir siyasi tercih ve bu tercih de Alevi yurttaşlarımızın aleyhine olan bir tercih. Değerli arkadaşlar, kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İzzettin Doğan ve diğerleri Türkiye kararı. 26 Nisan 2016 tarihli ve Alevi yurttaşlarımız başvuru yapmışlar cemevleri nedeniyle. Orada verilen karar var değerli arkadaşlar. Bakın, biz burada karar vermediğimiz için, biz burada Alevi yurttaşlarımızın eşitliği için karar vermediğimiz için, eşit yurttaşlığı için karar vermediğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 83 sayfalık bu kararıyla Türkiye'yi çok ağır mahkum etmiş, bu parlamentoyu mahkum etmiş aslında. Şöyle diyor: mahkemeye göre kamu otoritelerinin Alevi toplumuna yaklaşımı devletin nötrlüğü ve tarafsızlığıyla bağdaşmamaktadır. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne bir müdahale söz konusudur. Diğer yandan yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynen şunu söylüyor: İbadethane yapma imkanı belirsiz olup merkezi veya yerel makamların iyi niyetine kalmıştır. Bu topluluklar üyelerinden veya devlet fonlarından bağış almamaktadırlar. Şimdi burada bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğunu ilgilendiriyor bu. Sizin Alevi yurttaşlarımıza sözleriniz var. Ve 14 yıldır iktidardasınız, bu sözünüzü yerine getirmiyorsunuz ve Alevi yurttaşlarımız statüsü olmayan, kendi imkanlarıyla yaptıkları ve büyük engellemelerle karşı karşıya kaldıkları cemevlerinde ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ayıp Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine de aittir. Eğer burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda bir tutum almıyorsanız, bu aynı zamanda hükümetin de ayıbıdır, bu parlamentonun ayıbıdır. Değerli arkadaşlar, bugün bu ayıbı buradan kaldıralım. Eğer kulisten teşrif ederlerse arkadaşlarımız, eşit yurttaşlık konusunda bugün burada bir adım atabiliriz. Ama durum malum. Buradan bütün Alevi yurttaşlarımıza ve bütün yurttaşlarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sıralarını görmelerini istiyorum. Mesela Alevi yurttaşlar olunca tüm milletvekilleri dışarı çıktılar. Dolayısıyla bu tutum da parlamentoya yakışmamış.